Merhaba arkadaşlar, ben sizlere Türk İslam bilim adamlarından olan Abdüsselam'dan bahsedeceğim. Kendisi Nobel ödülü alan ilk Müslüman bilim adamımızdır. Pencak ve Cambridge üniversitelerinden matematik ve fizik dallarında birinci olarak mezun olmuştur. 1951 yılında hazırladığı doktora teziyle kuantum elektrodinamiğine temel olarak çığır açmıştır. Aynı yıl Pencak Üniversitesi'ne profesör olmuştur. 1957 yılında Londra Üniversitesi'ne teorik fizik profesörü olarak tayin edilmiştir. Bundan sonra Abdüsselam dünya çapında ilmi heyet üyeliklerinde bulunmuştur. Aynı zamanda pek çok ilmi kuruluşun başkanlığına getirilmiştir. 1976 ve 78 yılları arasında İngiliz Kraliyet Nişanı'nı ve çeşitli madalyalar almıştır. 1979'da Nobel Fizik Armağanı kendisine verilmiştir. 9 Eylül 1981'de Türk fizikçilerine yaptığı yardımlardan dolayı da İstanbul Üniversitesi Profesör Abdüsselam'a Fahri Fen Doktoru payesini vermiştir. Bugün de Londra Üniversitesi'nde devam etmekte olduğu bir göreve, diğer taraftan da Trieste'deki Milletler Arası Fizik Merkezi'nin direktörlüğünü sürdürmektedir. Hayatının bütün devreleri milletler arası başarılarla dolu olan Profesör Abdüsselam, ender yetişen İslam alimlerinden birisidir. Profesör Abdüsselam 230'dan fazla orijinal çalışma yapmıştır. Bunlardan bir kısmının aralarında birçok Türk fizikçilerin de bulunduğu mesai arkadaşları ve öğrencileriyle birlikte hazırlamıştır. Profesör Abdüsselam bu çalışmalarında İslamiyet'in ilme verdiği önemi bilen ve bütün ilimlerin kaynağı olduğuna inanan ve keşiflerini ona dayandıran bir Müslümandır. Profesör Abdüsselam'a Nobel ödülünü kazandıran buluşu vardır bir de. Müslümanların her şeyden olduğu gibi ilimde de öncü olmaları gerektiğini savunur. Abdüsselam'a Nobel armağanını kazandıran zayıf ve elektromanyetik kuvvetlerin birleşik olan teorisidir. Bu konuda çalışmalar yapar Einstein bu işe 35 yılını verdiği halde tatminkar ve gözlemlere uygun düşen bir netice elde edememiştir. Einstein'ın gerçekleştiremediği bu teoriyi Profesör Abdüsselam gerçekleştirmiştir. Abdüsselam sadece fizikteki çalışmaları ile değil, idarecilik ve yöneticiliği ile de örnek gösterilebilecek bir şahsiyettir. Abdüsselam yapmış olduğu çalışmaları ile başarısını İslam'a bağlar ve kainattaki her şeyin kusursuz olduğunu ve bunun neticesinde Allah'ın varlığını inkar etmenin mümkün olmadığını söyler. Müslümanları araştırmaya, akıllarını iyi bir şekilde kullanmaya çağırır. Müslümanları bu gerçekler ışığında ilme gereken önemi vermeleri ve bugünkü geri kalmış durumlarından kurtulmaları gerektiğini söyler. Abdüsselam, Müslüman ilim adamlarının ferdi çalışmalarını bırakıp bir birlik oluşturmalarını, bu sayede milletler arası camiada bir güç oluşturacaklarını ve daha güzel çalışmalar yapabileceklerini belirtir. Benim Abdüsselam hakkında söylemek istediklerim bu kadar.